Merhaba sevgili seyircilerim. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugünkü konumuz Albert Einstein'ın genel görelilik kuramı. Genel görelilik kuramı, ivmeli devinim ile kütle çekimi açıklamasını özel göreliliğe birleştiren, genelleyen kuramdır. 1916'da Einstein tarafından ortaya konmuştur. Genel görelilikten önce Newton'un kütle çekim kuramı geçerli kabul ediliyordu. Newton'un formülleri e, yatay atış, dikey atış vb ve bunun gibi e, duyarlılık gerektirmeyen uygulamalarda geçerliydi. Ancak aya roket göndermek gibi duyarlı işlerde Einstein formülleri kullanılmaktadır. Genel olarak Newton mekaniğinde kuvvet F, görelilik kuramında ise kütle m önemli ve önceliklidir. Genel görelilikle Einstein şunları ortaya çıkartmıştır: yer çekimi ve ivmeli devinin birbirinden ayırt edilemez bu eşitlik ilkesidir. Kütle içinde bulunduğumuz uzay zamanı eğip bükmektedir. Yer bir kuvvet değildir. Uzay zamanın geometrik eğriliğinden ortaya çıkar. Genel görelilik kendi zamanı için inanılması güç pek çok öngörülerde bulunmuştur. Mesela eğer kütle uzay zamanı geometrik olarak eğiyorsa Güneşin çok yakından geçip gelen uzak yıldızların ışıkları eğrilmiş olmalıdır. Bu eğrilik güneş çektiği için dış bükey değil de uzay zamanının eğriliğine uygun iç bükey olmalıdır. Çok çok yoğun kütleler uzay zamanı öylesine bükebilir ki uzay zaman kendi üstüne katlanır ve içine çöker. Böylesine yoğun bir kütle görülemez çünkü ışık dahi bu uzay zaman eğriliğinden çökmesinden kurtulamaz. Kütle uzay zamanı eğiyorsa bu eğilmeden zaman da etkileniyor ve göreceli hale geliyor olmalıdır. Eğilmiş zaman yavaş akmalıdır. Hareketli büyük kütleler etraflarındaki bir kısım uzay zamanı da sürükleyebiliyor olmalıdır. Kütle uzay zamanı eğiyorsa kütle yakınındaki eğrilikten ilerleyen ışık uzağındaki düzgün uzay zamanda ilerleyen daha uzun yol almalıdır. İlerleyenden daha uzun yol almalıdır. Yüksek kütleli oluşumların ani hareketleri uzay-zamanda ani değişimlere, eğrilik dalgaları oluşmasına neden olabilir. 1919'da ilk kez İngiliz bilimciler güneş yakınından gelen ışığın eğri çizdiğini gözlemlediler. Daha sonraları yapılan bütün gözlemler eğriliğin GG'nin hesapladığı ile oldukça yakın olduğunu gösterdi. Evrende hiç ışık vermeyen ve etrafındaki her şeyi içine çekecek kadar yoğun kütle gösteren oluşumların varlığı tespit edildi kara delik adını aldı. Kütle yakınında ve uzağında çok hassas atom saatleri ile yapılan deneylerin hepsi kütle yakınında zamanın GG'nin hesaplarına uygun olarak yavaşladığını gösterdi. Geçen yıl açıklandığı üzere çok hassas ee, jiroskoplarla donatılmış Legos 1 ve Legos 2 uydularının 11 yıl süren ölçümleri Dünya'nın etrafındaki uzay zamanı sürüklediğini ortaya koydu. Güneş'in ardına geçen Viking uzay araçlarından Dünya'ya gönderilen sinyallerin olması gerekenden daha uzun sürede Dünya'ya ulaştığı, yani uzay zamanı Güneş tarafından eğilmesinden etkilendikleri ortaya çıktı. 1993'te Hulse ve Taylor ikiz yıldızların spiral hareketinden uzay zaman eğrilik dalgalarının oluşumunu gözleyerek Nobel kazandılar. Kütle uzayı olduğu kadar zamanı da bükmektedir. Zamanın bükülmesi kütlenin merkezinde geleceği işaret eder şekildedir. Etkileyen hiçbir kuvvet olmadığı için e, cisim kendi geleceğine doğru ilerlemektedir. Daha doğrusu düşmektedir. Evet sevgili seyircilerim. Albert Einstein'ın genel görelilik kuramı da kısaca bu şekilde. Umarım memnun kalmışsınızdır. E, bu videoda kaynak felsefe.gen.tr bir sonraki videoda buluşuncaya dek mutlu kalın, bilgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.